Kalkanı kimle yedilerse o. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yuvarlak masanın toplantısında çıkan bildiriyi hangi büyükelçiye gönderip onay istediniz dedi. Bay Kemal grup toplantısında bu iddiaya cevap verir diye bekledik ama öyle olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vukuatı çok, işi gücü memlekete düşmanlık yapmak, millet hayrına bir iş yaptığını bilen gören var mı? Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğü döneminde canını yakmadı insan kalmadı. Adamın partiyi ele geçiriş şekli bile ne olduğunu anlatıyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün adamı Mustafa Yeşil'in telefonundan Persilvanya ile görüştüğü yazıldı. Bay Kemal kapalı kapılar arkasında iş çevirmeyi seviyor. FETÖ'cü danışmanları onun Persilvanya'nın adamı olduğunu anlatmaya yetmedi. FETÖ'nün birinci adamı Mustafa Yeşil'le olan muhabbeti ifşa oldu. Bakalım bu yetecek mi? Gelelim Akşener'e. O da Persilvanya'dan gelen bir selamla İçişleri Bakanı olmuştu. Doğru Yol Partisi ve ANAP duraklarından sonra ülkücü maskesiyle MHP'nin 50 yıllık birikimini parçaladı. Ona bu yolu açan kongre kararını veren hakim ise FETÖ'den 8 yıl hapse mahkum oldu. Yetmez mi? Ya Akşener'in 15 Temmuz öncesi darbenin şifresi olan yurtta sul sloganıyla ortaya çıkması? 15'inden sonra ben başbakan olacağım demesi de mi? Kankası Kemal'le birlikte FETÖ'cülere af çıkarmak istemesi. Ülkücü katili solcularla 24 Haziran'da yaptığı işbirliği sonucu bu ülkenin sigortası olan sağ kesimin oylarının bir kısmını sol ittifaka kaydırmadı mı? Şimdi de PKK ile işbirliği yaparak 2023 seçimlerine hazırlanmıyor mu? Akşener'in bu duruşu ülkücü duruş için normal mi? Akşener CIA'nin yetiştirdiği hain FETÖ'yü niye hiç kınamadı? Neyse, elbette dedikoduya itibar etmek olmaz. Ama iddia bir İçişleri Bakanı'nın ağzından çıkmışsa da iş hafife alınamaz. Bakan boş konuşmuyor. Maalesef altılı çete Türkiye düşmanlarıyla işbirliği halinde. Hırsları onları bu kadar savurdu işte. Bu iş vatan satmaya kadar gidebilir. Kılıçdaroğlu ketum biridir. Kolay sır vermez. Yuvarlak masanın ilk toplantısından çıkan bildiriyi onaylattıkları monşerin kim olduğu belli değil mi? Kalkan balığını kimle yedilerse metni ona yazdırdılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ile irtibatı yeni değil, eskidir. Önümüzdeki hafta bu konuya ayrıntılı olarak değineceğim. Bakanın açıklamasından önce biz yazdık. 28 Şubatçı Yıkım Çetesi'nin açıkladığı sözde mutabakat metnini İngiltere Merkezi Demokratik Gelişim Enstitüsü hazırladı dedik. Altılı çeteyi de Demokratik Gelişim Enstitüsü, Denge Denetleme Ağı ve İstanbul Politikalar Merkezi adlı kuruluşlar bir araya getirdi dedik. Bay Kemal ve yol arkadaşları Amerika Birleşik Devletleri'nin haberi olmadan tuvalete bile gidemez. Çünkü göbeklerinden bağlılar. Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiraları yüzünden CHP'liler AK Partililere kin kusuyor. Her an bir kavga çıkabilir. İş bir kıvılcıma bakıyor. Memleket patates, soğan ve yağ pahalı olduğu için batmaz. Şerefsizler olduğu için de batmaz. Ama memleket şerefsizlerin eline geçerse batar. Amerika ve Avrupa reise ve AK Parti muhalefi sözde basına milyon dolarları niye aktarıyor? Güzel yurdumun şerefsizlerin eline geçmesi için değil mi? Dolara kimliğini satan malum medya, özgür ve bağımsız maskesiyle Erdoğan'a saldırmasının sebebi de bu değil mi? Yabancı vakıfların iktidar karşıtı medyaya destek vermesinin sebebi de budur. Ersin Ramoğlu, Sabah.